Furkan. Furkan yine yapmış yapacağını. Gazze ile ilgili Atatürk paylaşımı koyuyor. Gazze ile ilgili Atatürk paylaşımı koyuyor. Şunu koymuş. Atatürk'ü bir de Gazze için şehit düştü diyen Hamas lideri Yahya Sinwar. Demiş ki yan yana koymuş. Atatürk'ü koymuş. Gazze'den geri çekildi. Yahya Sinwar'ı koymuş. Gazze için şehit düştü. İnsanlar da yine yok Furkan Bölükbaşı tutuklansın. Yok bilmem ne olsun. İnsanlar sinirlenmişler. Ya abicim. Abicim tamam şeyi biliyorsunuz. Şeyi biliyorsunuz zaten. Bu adam rage baitçi. Değil mi? Bu adam için yapılması gereken bloklamak bu adamı. İplememek. İplemek, bloklamak. Yapması gereken bu. Ancak işin komik yanı şu. Diyor ki Atatürk geri çekilmiş. Çok da güzel yapmış. Çok da güzel yapmış. Eline sağlık. Eline ayağına sağlık Atatürk'ün Gazze'den geri çekildiği için. Çok da güzel yapmış. %100 destekliyorum bu kararını. Diğeri için diyor, diğeri için de Gazze için mücadele ederken şehit oldu. Yani birine diyor ki kaçtı, öbürüne diyor ki kaldı ve şehit oldu. Abicim sen birine kaçtı diyecek en son adamsın. Sen birine kaçtı diyecek en son adamsın. Sen benim karşıma çıkabildin mi? En son ne demiştin? İptal ettin. Ben demiştim İstanbul'a geleceğim diye. Sen iptal ettin. Sonra dedin ki ben İzmir'de bulurum seni. Aradan ne kadar zaman geçti? Bir sene mi? Ne kadar zaman geçti? Neredesin? Bir sene yakın geçmiştir ha. Neredesin abi? Bulamadın mı daha? Bulamadın mı daha beni? Ben seni İzmir'de bulurum demiştim. O dönemler ne olmuştu biliyor musunuz arkadaşlar? Az önce konuştuğumuz olay işte. Bunlar böyle hilafet bayraklarıyla, hilafet sloganları atarken falan, şeriat meriat sloganları atarak böyle yürüdüler ya. Ben de o suç duyurusunda oldu. Ben oradan aklandım. Ama tekrardan aynı şeyi söylediğim için bir daha dava açabiliyorlar. Maalesef bunu biliyorum. O yüzden tekrardan söylemeyeceğim. Ancak şöyle bir şey dedim. Atatürk olsaydı, şu anda Atatürk olsaydı dedim. Bir de Sabiha Gökçen. Olayın içinde Sabihan Gökçen de vardı. Onunla ilgili bir ifade kullandım. Ve bu eleman şöyle paylaştı bunu. Kendisi bu arada nüfuzlu birisi olduğunu söylenen nüfuzlu falan değil. Jaho'dan biliyoruz zaten. Çünkü Jaho ile de aralarında böyle bir şey yaşanmıştı. Oradan biliyoruz nüfuzlu falan olmadığını. Yeni Şafak'ta bir tane tanıdığı var. O tanıdığına verdi. O da kendi sitesinde Yeni Şafak'ta beni haber yaptı. Gazeteye çıktım mı? Yani fiziksel gazeteye çıktım mı bilmiyorum. Ama Yeni Şafak'ın haber sitesinde işte bütün halk, Türkiye Cumhuriyeti halkı ateist, din düşmanı Efe Aydal'a tepki gösterdi, çıldırdı falan diye haber yaptılar. Müslümanlara katliam istedi falan diye iftira atıp hedef gösterdi. Neden? Hani belki bir gün şey olabilir diye. Bir dincinin teki Turan Dursun vurdukları gibi belki beni de vururlar falan diye. Bir ümit bu şekilde bana iftira atıldı. Müslümanlara katliam istedi falan diye. Müslüman kardeşlerimize. Bir tek Müslüman onlar mı? Bir tek Müslüman onlar mı abi? Ötekiler Müslüman olmuyor mu? Şeriat sloganı atmayan Müslüman olmuyor mu? Ya da ben katliamla ilgili bir şey dedim mi? Sabiha Gökçen'i arar demek katliam şey midir? Değildir, o yüzden aklandık zaten. Neyse abi. Bunun üzerine bu eleman kendisi de aynen bu şekilde. Bu adam İzmir'de oturuyor. İşte oturduğum yeri falan Alsancak'ta geziyor bilmem ne. Böyle oturduğum yerleri söyle bir de din düşmanıdır falan filan deyip beni hedef gösterdi. Ondan sonra bana dedi ki bu Furkan yani. Sonra Furkan dedi ki bana ben dedi yarın bir gün seninle sokakta denk gelirim. Eğer denk gelirsem Sabiha Gökçen de kurtaramaz seni. Ben de dedim ki tamam abi. Nerede istersen. O da dedi ki tamam. Her yazmaya başladı. Ben buna etek giydireceğim. Etekli Efe olacak artık bundan sonra. Ondan sonra işte civciv bilmem ne. Yeri söyle, zamanı söyle bilmem ne. Nerede istersen gelirim. Hiçbir sikime gelemezsin. Hiçbir şekilde gelemezsin aga. Gelemezsin aga. Gelemeyeceğini o zaman da biliyorduk. Hadi. Gelemeyeceğini o zaman da biliyorduk. Nereye geliyorsun sen? Yanındaki kızlara artistik mi yapmaya çalışıyorsun? Ve ondan sonra abi çok ilginç bir şekilde bunun kız arkadaşı da aynı şekilde beni hedef göstermeye başladı. Aynı lafları yazıyor. Bu işte İzmir'de din düşmanı bilmem ne. Oğlum bizim kaderimiz mi bu? Bize düşman olan insanların niye ortak özellikleri bu? Yanındaki kızların arkasına saklanmak. Yanındaki kadınların arkasına saklanmak. Ortak özelliğimiz mi bu acaba? Kimsenin arkasına saklanma. Eğer kaçmıyorsan, korkmuyorsan ben buradayım abi. Korkmuyorsan buradayım ama yani bırakıp kaçmayla ilgili, geri vites muhabbetiyle ilgili konuşacak en son kişi sensin kanka. En son kişi sensin. Bununla ilgili konuşacak en son kişi sensin abi. Kaçmayla ilgili konuşacak en son kişi sensin. Abicim yani mesela yanındaki kızlara, kadınlara ne dedin? Ne oldu da
kaçtım dedin yani. Ne oldu da kaçtım dedin? Kesin şey demişsindir. Ya ben aslında gelecektim, Efe kaçtı. En son biz ne yaptık biliyor musun? Bak, yer beğenmiyor adam. Bak bak, adam yer beğenmiyor. En son dedik ki, tamam abi, hiçbir yeri beğenmiyor musun? Biz aslında ilk başta çok temiz bir şekilde ringte kuralları da, yani kuralları da olan bir şekilde, nasıl kural istiyorsan temiz. Onu kabul etmedi. Tamam, istediğin dışarıda, istediğin yerde. Çünkü adam ne diyordu? Denk gelirsen, değil mi? Yarın bir gün sokakta denk gelirsen, ooo, Sabiha Gökçen de kurtaramaz seni falan. Tamam abi. Etek giydireceğim diyorsun. Tamam abi. Civciv yapacağım diyorsun. Tamam abi. En son bak, olay nereye geldi biliyor musun? Tamam dedik, sen adres söylemene de gerek yok. Biz bulacağız zaten adresini. Mahallene geleceğiz. Telefon numaranı vermene de gerek yok. Biz senin telefonu arayacağız, diyeceğiz ki geldik. Geldim. Bir tane de yanımda avukat olacak. Beni darp etti dememek için. Çünkü bunu yapacağını biliyoruz. Bunu yapacağını bildiğimiz için bunu söylüyoruz. O da kayıt alacak. Bu kadar. Ona da kabul etmedi. Ben her şeyi ayarlamıştım. Nerede istersen, ne zaman istersen falan diye böyle artistlik yapan adam. Tek yapması gereken evinde aşağı inecek. Bu kadar. Evinde aşağı inecek. Tek yapması gereken bu. Onu bile kabul etmedi abi adam. Onu bile kabul etmedi. Konuşmak için paralı, icraat için değil ki. Öyle. Hayır bak, o noktaya gelmişsin. Ha, bak şunu söyleyeyim sana. Şunu söyleyeyim bak. Bak, konuşmak için paralı, icraat için değil ki. Tamam. Şunu söyleyeyim. O bana dedi ya, seni işte Sabiha Gökçen bile kurtaramaz falan dedi ya. Ben de dedim ya, tamam kanka, o zaman nerede istersen. O noktada çıkıp sen de diyebilirdin ki ben onu mecazen söyledim. Tamam. Dalga geçerdik biraz. Biterdi olay. Artık daha üstüne gitmezdin yani. Daha üstüne gitmezdin. Çünkü o noktada ben senin yerinde olsam derim ki ulan olay bu kadar büyüdü. 5000 kere de adama şey dedim. Nerede istersen çıkarım karşıma falan, böyle artistlik yaptım. Tamam, iki tane dayak yiyeyim, susayım artık. En azından itibarımı korurum. Ama sizler hep böylesiniz işte. Sizler böylesiniz. Bu olaylar oldu. Bu olaylar olduktan sonra adam daha fazla beni hedef göstermeye başladı. Şeyi istiyordu. Hani belki içeri atılırım da kurtulur. Onu kastı biraz. Gihan, arkası yoksa niye tutuklanmıyor bu adam demiş. Evet. Suç teşkil edecek şeyler söylediği zaman bence tutuklanacak günün. Günün birinde tutuklanacak abi. Şu anda çok böyle suç teşkil edecek şeyler söylemiyor ama mesela biz suç duyurusunda bulunmuştuk. Çünkü hedef gösterdi mesela. Onun sonucu ne çıkacak göreceğiz gibi. Dün Cumhuriyet Bayramı'ndaydık. Çok ilginç bir şey fark ettim. Ortam yine kalabalıktı. Bayramlarda hep ortam kalabalık olur ya sokağa inince. İşte o uçakları seyretmeye falan gittik. Çok ilginç. Ortam kalabalıktı ama kaliteli bir kalabalık. Sanki farklı şehir gibi. Bunu fark ettiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Yani mesela Ramazan Kurban Bayramı'nda da dışarı çıktığınız zaman sokakta da gene bir sürü insan oluyor. Cumhuriyet Bayramı gibi veya 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi veya 9 Eylül gibi İzmir'in kurtuluşu İzmir'de dışarı çıktığınız zaman gene insanlar oluyor. Sanki farklı şehirde gibi. Yani kalabalık ama kaliteli kalabalık. Böyle yürürken Türkçe duyuyorsun. Bizim arkadaşlar, hiç abartmıyorum. Mesela dini bayramlarda özellikle ikinci, üçüncü gün sokağa bir çıkın abi. Türkçe konuşan bulamazsınız. Böyle Türk zaten bulamazsınız. Genelde böyle işte Arap adamların çarşaflı kadınları falan böyle. İşte arabalarda, bebek arabalarında dörder dörder çocuklar. O şekilde gezerler. Çok ilginç. Ya sanki aynı şehirde değiliz. Ha yine sigara dumanı var. O ayrı. Yine sigara dumanı var. O yüzden çok fazla duramıyorum. Maalesef. Üstümüz başımız sigara dumanı oluyor. Evet ama harbiden. Ne bileyim abi, bunlar ulan jet uçak. Amına koyayım. Hiç mi merak etmiyorsun? Bunlar jet uçak sevmiyor herhalde. Jet uçak seyretmeyi falan böyle. Seyrettikleri zaman bunları rahatsız mı ediyor acaba? Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak falan rahatsız mı ediyor bunları? Acaba gerçekten 15 Temmuz diyorlar ya. 15 Temmuz bayramında sokaklar nasıl? Ben bilmiyorum. Pride Walk'larda nasıl oluyor peki abi? Pride Walk'larda nasıl oluyor abi? Orada kaliteli bir kalabalık. Bizim İzmir'de var mı acaba Pride Walk olayı? Haziran'da düzenliyorlar mı acaba? İstanbul'da var olduğunu biliyorum. Kesin başında o sarışın reis çekiyordur. Zaten otur insanlar, işte LGBT vardır, Kürdistan vardır. Otur insanlar zaten olmasa olmaz. Gelip de provokatörlük yapmasalar olmaz abi. İlla ki provokatörlük yapacaklar. Onunla ilgili aslında ben çok konuşurdum da şu an yoruldum. Yorulduğum için konuşamayacağım. Abi onunla ilgili şöyle bir şey hatırlıyorum. Bak. Bak abi. Şey var ya. Şimdi Pride yürüyüşleri var ya abi. Onur yürüyüşü diye geçiyor bizde de. Birisi şunu paylaşmış. Eski, tamam mı? Siyah beyaz böyle fotolardan. Siyah beyaz fotolardan. Abi bizim böyle ordumuz. Askerler. Cumhuriyet'in ilk yıllarında falan. Askerler yürüyor böyle. Ondan sonra da işte gerçek onur yürüyüşü budur falan diye.
İnsanlar da evet kardeşim doğru söylüyorsun, haklısın falan demişler. Bence bro, bro hear me out, hear me out bro. Bence Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüyüşünü Pride Walk olarak değerlendirmemek daha iyi olur. Başka ülkeler de bizi seyrediyor. Ciddi ciddi bunu mu teklif ediyorsun şu an? Aşağı falan da onaylamışlar. Evet abi doğru falan bundan. Ciddi ciddi Haziran'da mesela Pride Walk olarak Türk Silahlı Kuvvetleri mi yürüsün? Emin misin bunu istediğine? Bazen şeyi düşünüyorum abi. Amerikan ordusu mu lan bu? Bazen şunu düşünüyorum. Bu arada Amerikan ordusuna hakaret etmek için değil. Harbiden öyle. Transmurans cirit atıyor ordunun içinde. Bizim açımızdan da çok iyi bir şey bu arada. Çünkü WikiLeaks'in kahramanı aslında trans bir asker. Yanlış hatırlamıyorsam erkekten kadına dönmüştü o. Evet, yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Erkek olarak almışlar, kadın olarak çıkmış. Pazarın altın bir tane neyse. Bizim açımızdan kahraman. Çünkü Amerika'nın yaptığı bütün devlet sırlarını ortaya şey böyle pislikleri bir de yani. Örtbas etmeye çalıştı. Bütün pislikle sivillerin vurulmasıdır, carttır, curttur. O kadar çok var ki Irak'ta. Bunların hepsi belgelenmiş. Herkes Julian Assange der. Ama Assange sadece o siteyi kuran adam. O siteyi kurmuş sadece. Buna yollamışlar. O trans asker yolluyor. O da bunu alıp yüklüyor sitesine. Bu kadar. Assange'ın olayı bu kadar yani. O yüzden evet. Ama onlar da var. Onur yürüyüşü, hashtag Pride Walk falan diye Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bence yürütmemek bence daha iyi olabilir. Bunlar en azından Allah'tan şeyi görmemişler. Hashtag Love is Love var ya. Hashtag Love is Love yürüyüşleri. İşte esas sevgi orduya olan sevgilidir. Sevgidir. Esas sevgi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan sevgidir. Bundan sonra hashtag Love is Love deyip o şekilde yürütelim ordumuzu falan. Bazen bazı insanların fikirleri var. Bak Türkiye'de genel olarak bu coğrafyada diyelim. Çok ilginç bir fenomen var. Çok ilginç bir olay var abi. Şimdi bu adamlara bakıyorsun. Lan diyorsun sen ajan mısın amına koyayım? Böyle bir şey diyorsun. Sen ajan mısın? Bizim ordumuzu Pride Walk'ta yürütelim. Bizim ordumuzu yok şey. Ötekini ben uydurdum da. Onur yürüyüşü olarak, Pride yürüyüşü olarak bizim ordu. Sen abi ajan mısın? Türkiye düşmanı bir ajan mısın? Yoksa harbiden bu kadar mı salaksın? Bizde böyle fenomen bir olay var. Bizde böyle bir olay var. Çoğu noktada bunu anlayamıyorsun. Bizim mesela ben, Erlik, Burhi, Jaho aramızda anlaşamadığımız Cemre olsun işte ne bileyim Alper Çağlar olsun aramızda anlaşamadığımız en anlaşamadığımız konulardan bir tanesi bu kendisine muhalefet diyen adamlar iktidara çalışıyorlar mı harbiden onların adamı mı yoksa harbiden bu kadar mı şeyler zeka konusunda sıkıntılı bireyler ciddi çözemedik bunu öyle bir şey var siz fark ettiğinizi bilmiyorum mesela abi işte o sarışın reis LGBT vardır, Kürdistan vardır diye bağıran. Sen ajan provokatör müsün? Yoksa gerçekten mi o kadar şeysin? Akıl konusunda sıkıntı sahibi bireysin. Soğanı oy vererek sen iktidara çalışmış oldun. Al işte amına kodumun beyinsizi. Bak amına kodumun zeka özürlüsü. Güle güle. Bak hala da bak. Soğana oy vererek iktidara çalışmış oldun diyor. Amına kodumun zeka özürlüsü mesela. Mesela bu. Şu arkadaş. Sen ciddi ciddi mesela karşı tarafın adamısın da Efe Aydal'ı sinirlendireyim. Mesela amacın o mu? Siz böyle bir yerdesiniz de Efe Aydal'ı sinirlendirelim, küfrettirelim. Sonra işte küfrettirdikten sonra bunun kesitini alalım falan. Bu ciddi ciddi troll müsünüz? Yoksa harbiden bu kadar zeka özürlü müsünüz? Mesela. Hı? Anlayamıyorsun. Şu herif mesela harbiden bu kadar geri zekalı mı? Harbiden bu kadar beyinsiz mi? Yoksa adam ciddi ciddi dur şunun chatine geleyim de geri zekalı taklidi yapayım. Bize küfretsin de kesit alayım diye şey mi yapıyor? Leyçan, matematik yok soğan olmasa bitiyordu ilk turda. İşte diyorum ya abi. Diyorum ya bak matematik sıfır. Oğlum nasıl bilmezler lan bunu? Hani nasıl bilmezler bunu yani? Oğlum da hayır, anlamıyorum nasıl bilmezler ya? Oğlum siz ilkokul matematikte mi okumadınız zamana koyayım? İlkokulda matematik size 2 artı 2'yi öğretirken siz nerede? Yüzdeleri öğretirken siz neredeydiniz zamana koyayım? Yani bak anlayamıyorsun. Üstüne gelmesi iyi oldu. Anlayamıyorsun çünkü. Bu adamlar karşı tarafın ajanı mı yoksa bu kadar gerçekten bu kadar mı beyinsizler? Çözemiyorsun. Hala daha da çözemediğimiz çok fazla insan var böyle. Çözemiyorsun abi gerçekten.